Herkese merhaba gençlik. Eğer kanalı yeni keşfettiysen bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsan anında kanala abone olup bildirimleri açarsan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik ilk önce arkadaşlar bu şu anda göstereceğim taktiği yapabilmeniz için bir aktivitelerde playlistiniz olması gerekiyor. Playlisti nasıl yapıldığını bilmiyorsanız da şimdi onu zaten göstereceğim. PlayStation 4 logosunun üstüne bastığınızda GTA oyunun üstüne geliyorsunuz. Bir kez aşağı yön tuşuna bastığında zaten orada aktiviteleri göreceksinizdir. Oraya hemen şimdi göstereyim size bir. Evet. Tekrar iki kez PlayStation 4 tuşuna bastığınızda zaten oyuna geliyorsunuz. Şimdi oraya yani aktivitelere playlisti nasıl yapıldığını göstereceğim size. İlk önce şöyle bir opsiyon tuşuna basıyorsunuz. Online'a geliyorsunuz arkadaşlar. Ardından da burada sizde playlist yazacaktır. Bu playlisti açıyorsunuz. Ardından ikincisine gelip kendinize bir playlist açmanız gerekiyor. Bunu bastıktan sonra arkadaşlar herhangi bir hızlı bitebilecek bir tane yarış ekleyebilirsiniz misal. Ondan sonra yarışı ekledikten sonra burada seçiyorsunuz hangisi diye. Ben şimdi misal ekledim. Direkt ben size göstereceğim. Yarışı ekledikten sonra zaten playlisti kaydetmeniz gerekiyor. Bakın burada en aşağıdan seçtikten sonra yarışı kaydediyorsunuz. Ardından da zaten yukarı bir kez çıktığınızda kaydettiğiniz playlistleri göreceksinizdir. Benim şu anda misal burada, playlistlerim burada. İlk önce dediğim gibi bir tane yarış ekleyebilirsiniz benim gibi. Ardından bu playlisti bir açıyorsunuz. Bakın şu anda playlistime eklediğim herhangi bir tane kısa, hızlı bitecek bir yarış tavsiyeleri. Bir tur yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir tur yaptıktan sonra direktmen zaten başlatabilirsiniz. Bir de bu arada playlist aktivitelerinize gelmesi için online olmanız gerekiyor. Eğer offline yapıyorsanız bu dediğimi şu an aktivitelere playlistiniz gelmeyecektir arkadaşlar. Onun için offline'da yapmayın. Şimdi buraya dediğim gibi bir görev ekliyorsunuz. Eğer uğraşmak istemiyorsanız veya yapamıyorsanız da benim aktivitelerimden playlisti görebilirsiniz arkadaşlar. Onu da kullanabilirsiniz. Şimdi ilk önce şöyle bir yarışımızı bir bitirelim. Çabuk bitecek herhangi bir yarışı. Evet, şu anda bitti yarışımız. Zaten oynadıktan sonra bu görevi de direktmen playlistiniz aktivitelere gelecektir arkadaşlar. Aşağı yukarı 5 saniye sonra. Şimdi burada hiçbir şey yapmıyorsunuz. Normal bir şekilde görevi beğenebilirsiniz. Ardından da X tuşuyla onaylayıp bekliyorsunuz. Evet, playlistimizin görevini oynadık. Görev bitti. Burada yendiniz diye animasyon geliyor. Şimdi bizi tekrar online'a atacaktır. Şimdi burada playlistiniz aktivitelere geldi mi diye PlayStation 4 logosuna basıp ondan sonra arkadaşlar GTA'ya geldiğinizde GTA oyunun üstüne bir kez aşağı yön yapıyorsunuz. Aktivitelerden de playlistinize bakabilirsiniz. Şimdi gösteriyorum onu size. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar orada aktivitelerde playlistiniz olmuştur. Şimdilik de taktiğimize artık başlayabiliriz. Playlistimizi aktivitelere ekledik. Eğer ki eklemesini bilmiyorsanız veya uğraşmak istemiyorsanız direktmen benim profilimden aktivitelerde playlisti görebilirsiniz zaten.
Şimdilik de ne yapıyoruz arkadaşlar? Direktmen görevlerden alabileceğimiz jogeller veya artık herhangi bir kıyafetleri kaydedebilmemiz için görevi seçeceğiz. O da online'a geliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra Jobs deyip buradan ikincisini seçtikten sonra Rockstar'ın görevlerine geliyorsunuz. En aşağıdan ikincisini seçiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size şurada birkaç tane görev göstereceğim. Onlardan misal Collecting Time yazıyor arkadaşlar. 1, 2, 3 tavsiye ederim. Daha zaten bayağı bir görevler var ama size bu videomda bunların üçünü tavsiye edeceğim. Hem kask rengi bir de jogger rengi ile aynı oluyor arkadaşlar. Burada normal bir şekilde görevi başlatıyorsunuz. Göreve girdikten sonra da toplam 4 tane takım yapabilirsiniz. En az 2, 3, 4'e kadar oluyor. Tabii ki her takıma farklı jogger ve kaskını veriyor arkadaşlar. Yani birinci takıma diyelim misal mor renkli jogger'i veriyorsa kaskı da mor oluyor. İkinci takım portakal rengi olabilir. Üçüncüsü beyaz olabilir. Bir de yeşil renkli jogger var. Şimdi burada bir tur yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü amacımız bizim burada jogger almak. Ondan sonra zamanı da en kısa zaman yani 5 dakika yapabilirsiniz. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Ondan sonra arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Şimdi görev başladıktan sonra arkadaşlar bakın burada yapmanız gerekenler hangi jogger'i ve kask almak istiyorsanız o tarafa geçiyorsunuz. Şimdi misal bakın gördüğünüz gibi portakal renk ve mor renk var. Eğer 4 takım olsaydı onlara da yeşille beyazı verecekti. Burada başlat yapıyorsunuz. Şimdi göreve geldikten sonra arkadaşlar arkadaşınız kendini öldürecek ama ondan önce bir iki kez PlayStation 4 logosunun üstüne basıp playlistin üstünde bekler bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Onu şimdilik ben gideyim yapayım. Evet şu anda ayarladım. Bakın arkadaşımız kendini öldürdü. Çantayı gidip alıyorsunuz arkadaşlar. Zaten ondan sonra 5 dakika oyun bitmesini beklemenize gerek yok. Bakın 30 saniye sonra görev bitecektir. Evet, görevin bitmesini bekliyoruz. Şimdi burada yapmamız gerekenleri iyi dinleyin arkadaşlar. Oyunu tekrar restart yapacağız. Tam restart yaparken arkadaşlar burada yapmanız gereken iki kez PlayStation 4 tuşuna basıp aktivitelerden playlisti aç yapıyorsunuz. Tekrar hani ard arda bunu yapmanız gerekiyor. PlayStation 4 logosunun üstüne basıp aktivitelerden playlisti aç yapıyorsunuz ard arda. Şimdi tekrar diye ben buna bir basıyorum. Arkadaşınız da basabilir sonradan. Şimdi bakın bu tarz resim gelene kadar aktivitelerden playlisti aç yapıyorsunuz arkadaşlar. Ard arda aşağı yukarı zaten 4-5 kez yapmanız gerekiyor. Bu resim geldikten sonra da zaten bizi direktmen online'a atacaktır. Lobby'ye attıktan sonra uyarıyı yuvarlakla kapatıyorsunuz. Opsiyona basıp ardından şöyle starter pack'in oraya geliyorsunuz arkadaşlar. Aşağı iniyorsunuz. Aşağı indikten sonra burada araçlar var. Araçlara bak yapıyorsunuz. İlkini seçin. Ardından Legendary Spor'a giriyorsunuz ve şöyle en ucuz araç yapın. Ardından LG'yi satın alın. Herhangi bir garajınızı aldıktan sonra arkadaşlar
Her şeyden çıkıyorsunuz. Ondan sonra şöyle touchpad'inize baksın, stile gelin, aksesuardan bir kez sol yaptıktan sonra kulaklığı takın. Ardından da editora geçebilirsiniz, yani creator olur sizde. Burada geçtikten sonra şimdilik bir creator'a gelmesini bekliyoruz. Bunu da aşağı yukarı 20-30 saniyede yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa sizi hani lobiden atabilir, yapamazsınız arkadaşlar. Şimdi buraya geldikten sonra opsiyon tuşuna basıyoruz tekrar. Online diyoruz. GTA Online. Ardından da davetiyeli lobi, yani invite lobi açabilirsiniz. Normal lobi de oluyor. Evet, tekrar online'a geliyoruz. Bakın şu anda gördüğünüz gibi jogger ve aynı turuncu portakal renkli kaskımızda görevden getirdik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gerekenler, normal bir şekilde kıyafetçiye gidip bunu kaydetmemiz gerekiyor. Oraya gidelim, orada devam göstereceğim. Evet, herhangi bir mağazaya geliyorsunuz ve kaydedin. Çünkü bazı kıyafetlerde kaybolma şansı var. Onun için ilk önce şöyle bir kaydediyorsunuz. Şimdi kaydettikten sonra bunu istediğiniz şekilde... Bakın şöyle bir hızlı bir şekilde ben bir kombine yaptım. Artık siz ama kendi istediğiniz şekilde nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle ceketimizi de açalım. Evet. Artık videomuz uzun olmasın diye ben detayına girmeyeceğim. Size bu şekilde istediğiniz jogelleri alabilirsiniz arkadaşlar. Artık bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.